Bir yandan dünyanın gözü kulağı Orta Doğu'da. Neden? İsrail ile Hizbullah arasında o karşılıklı yoğun saldırılar devam ediyor. Karşılıklı restleşmeler, sert açıklamalar da geliyor. Şimdi Hizbullah dedi ki açık uçlu hesaplaşma savaşı ilan etti daha doğrusu. Netanyahu'dan da bir açıklama var. Eğer Hizbullah mesajı almadıysa söz veriyorum alacak dedi. Şimdi İsrail ve Hizbullah hattında neler oluyor? Süheyla neler söylersin? Hafta sonu da iki taraf da boş durmadı aslında. İki taraf da boş durmadı ve ellerini daha da yükseltti. Hatta öyle ki İngiliz basınında şöyle bir yorum okudum bu sabah. O kadar yoğun ki karşılıklı saldırılar bizim için gerçekten topyekün bir savaş evresinin başlangıcı mı değil mi tespitini yapmak çok zor. Çünkü normal şartlarda olsa belki de hakikaten bir savaş başladı denilir. Ama bir yandan artık işte bu çatışma kontrolden çıkabilecek bir noktaya getirilirken bir yandan da iki taraf hala topyekün savaş ilan etmiyor ama bundan da çekinmeyeceğini, gerekirse buna da hazır olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla caydırıcılık artık iki taraf için de çoktan çiğnendi ama birbirlerine daha fazla zarar vermeye çalışıyorlar ve hedeflerine ulaşmaya çalışıyorlar. Şimdi tabii ki Hizbullah'ın hedefine Gazze'ye İsrail'in saldırılarının sona ermesini sağlamak. Bu nedenle 8 Ekim'den bu yana özür dilerim. Her gün neredeyse İsrail'in kuzey sınırını bombalıyor. İsrail ise diyor ki benim Hizbullah'ın saldırıları nedeniyle o kuzey bölgesinden tahliye etmek zorunda kaldığım 60 bin vatandaşını evine döndürmek amacım. Bunun için saldırıyorum diyor. Ve çok önemli taktik operasyonlar gerçekleştirdi ama stratejik hedefine hala ulaşamadı. Hatta belki de o hedefinden uzaklaştı yorumu var. Çünkü neden? Baktığımızda hafta sonu ne oldu? İsrail son bir yılın en yoğun saldırısını düzenledi ve bakın şu an hala Lübnan'ın güneyi vuruluyor. Özellikle Bekaa Vadisi, Hizbullah'ın oradaki hedeflerinin çok yoğun saldırı altında olduğu bilgisi geçti. Yine İsrail'in kuzeyinde de sirenler çalıyor. Orada da hem İHA hem de Katyusha füzeleriyle yapılan saldırılar devam ediyor. Ama Hizbullah da dediğin gibi boş durmadı. O da İsrail'e şu ana kadarki en derin saldırısını düzenledi. Hasar gören evler var. Şu ana kadar can kaybı bildirilmedi ama çoğu İsrailli sığınaklara gitti. Yoğun bakımdaki hastalar bile yer altındaki bölümlere alındı. Dolayısıyla tehdit yüksek, okullar kapalı, yine hayatın akışı durmuş durumda. Bu da İsrail'in yine stratejik hedeflerinden uzak olduğu. Tamam, çatışmada elini yükseltiyor Hizbullah'a. Cuma günü Beyrut'ta çok ağır bir darbe indirdi. Yine bir Hizbullah komutanını öldürdü ve orada da İsrail'in iddiası şu. Orada o toplantıda hedef alınan Hizbullah komutanlarının, ki toplamda 45 can kaybı olduğunu biliyoruz Cuma günü Beyrut'a yapılan saldırıda, yeni bir 7 Ekim saldırısını planladığını iddia ediyor İsrail. İşte böylesi de çarpıcı iddiaları var. Peki ne oldu? Bir tanımlama yapmamız gerekirse geçen haftadan bugüne artık farklı olan ne? Şunu söylüyor İsrail, bizim amacımız vatandaşlarımızı o noktaya geri çevirmek için Hizbullah'ı sürekli baskı altında tutmak. Bugün çok yoğun bir çatışma günü bekliyoruz dedi İsrail ordu sözcüsü daha birkaç dakika önce yaptığı açıklamada. Ama bizim de saldırılarımız artarak sürecek, azaltmayacağız saldırılarımızın boyutunu diyor. Hizbullah ise o Beyrut'ta öldürülen Hizbullah komutanlarının cenazesinde verdiği mesajda artık bambaşka bir aşamadayız. Açık uçlu. Açık uçlu nedir? Ne zamanı, şey ne de olmayan sınırı var. Hiçbir şey belli olmayan, her şeyin mümkün olduğu bir hesaplaşma savaşındayız. Hesaplaşacağız diyor. Tabii ki Hizbullah'ın eli artık daha ne diyelim güçsüz. Çünkü çağrı cihazı, telsiz saldırıları hem itibarına hem üye iletişim için ağına zarar verdi. Evet, örgüt içindeki bu iletişim ağına ve de disipline darbede indirdi. Tabii. Hem en başta. Ama dünya endişeli. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere'den çok ciddi itidal uyarıları var. Birleşmiş Milletler de diyor ki yeni bir Gazze olabilir Lübnan, bundan kaçınalım. Bölge yeni bir felaketin eşiğinde. Tabii ki bu uyarıları çok sık duyuyoruz ama işte Tabii. bu tehdit yine canlı. Doğru. Bakalım Birleşmiş Milletler zirvesinden bölgeyle ilgili nasıl açıklamalar, ne tür mesajlar verilecek, onları da takip edeceğiz elbette. Şimdi bu arada lafını kestim, çok özür dilerim. Netanyahu çok büyük ihtimalle gidemeyecek Birleşmiş Milletler'e. Bu Lübnan'la artan tehdit nedeniyle onu da merakla bekleyeceğiz. Bir son dakika değişikliği olacak mı, gidebilecek mi? Çünkü New York'ta da güvenlik konusunda ciddi endişeler var, olur da İsrail Başbakanı giderse. Tabii.